Başkanım, siyasi mağdurlar ve bu şehitlerimizin çok kıymetli aileleri, çok değerli milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, Türkiye'den gelen, Bulgaristan'ın dört bir yanından gelen çok değerli misafirler, sevgili Mestanlılar, yine bir soğuk, ağır Aralık'ın 27'sindeyiz. 26'yı geride bıraktık. Yine hava kurşun gibi ağır. Yine kurşun eritmeye çağırıyoruz. Yine diyoruz ki sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? İşte bu şehitlerimiz o ideal uğrunda ne kimliğinden vazgeçmek, ne insanca yaşamın en temel gereği olan ismini, adını, soyadını diyoruz, soy adı, ne inancını, dinini, ne de onurlu bir insan olarak yaşamanın gereği olan hak ve özgürlüklerini teslim etmemek üzere şehit oldular. Nice şehitler verdik. Türk dünyası çok şehit verdi. Anadolu'da verdik çok şehit. Cumhuriyetimizi kurduk. Özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı sağladık. Bulgaristan'da bu şehitlerimizi verdik. Bugün haklarımızı ve özgürlüklerimizi şu alanda ifade edebiliyoruz. Ne mutlu bize. Ne mutlu şehitlerimize, ne mutlu gazilerimize bu uğurda gözünü kırpmadan Mestanlı'da, Mestanlı'nın bu çevrede, Bulgaristan'ın dört bir yanında totaliter rejime karşı kimliğini savunan ve bunun mücadelesini veren büyüklerimize, şehitlerimize ne mutlu. Değerli dostlar, evet onlar şehit oldular. Ne uğrunda şehit oldular? Hak ve özgürlükler uğrunda şehit oldular. Onlar ne uğrunda şehit oldular? Bizlerin, sizlerin bu coğrafyada özgürce yaşaması uğrunda şehit oldular. Ama onların bizden bir beklentisi olsa gerek. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, İnsanca yaşam onurumuzu korumak, kollamak ve tarihte çok görülmüştür. Her an, her yerde, her zaman başımıza gelebilir böylesi olaylar. O nedenle birlik, beraberlik içerisinde dağılmadan, bölünmeden bir arada varsa daha fazla özgürlükler talebimiz. Bunlar için mücadele etmek. Ben bu uğurda 1990 yılında kurulmuş olsa da işte bu şehitlerimizle, onların yaktığı ateşle başlayan hak ve özgürlükler hareketinin, bugünlere kadar gelen bu hareketin, bir siyasi parti olarak bugünkü Bulgaristan Cumhuriyeti'nde parlamentoda bizleri temsil eden bir siyasi parti olarak, bizlerin haklarını koruyan, kollayan bir siyasi parti olarak o çatıyı asla üzerimizden eksik etmeyelim diyorum. O çatı altında kol kola, omuz omuza, omuzumuzu birbirimize dayayalım, sırt sırta verelim ve bu mücadelede, yani hak ve özgürlük mücadelesinde yolumuza aynı inançla, onlara karşı borcumuzu en azından biraz olsun yerine getirmek adına devam edelim diyorum. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Aramızda bulunan siyasi mahkumların çektiği acıların arkasından bugün yaşıyor olmaları hepimiz gibi onlar için de büyük bir mutluluk olsa gerek. Onlara da
şehitlerimizin anısında önlerinde saygıyla eğiliyorum. Onlara rahmet diliyorum. Onların yaptıkları için, verdikleri canları ve kanları için şükran ve minnet duygularımı bir kez daha ifade ediyorum. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Türkiye'mizden aslında burada birinizin bir iğne batsa yaşadığınız acıyı Türkiye buradan oraya hissediyor. Bunu biliniz. Bunu biliyorsunuz. Onun için zaten buradayız. Size Türkiye'den en içten, en derin sevgiler, selamlar getirdim. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'ndan en içten sevgilerini, selamlarını sizlere iletiyorum. Ama sadece benim genel başkanım değil, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her bir yurttaşımızın sevgi ve selamı sizin üzerinize olsun diyorum. Hepinize en içten, en derin saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.